Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen ağır mutlak tecritin kabul edilmediği için cezaevlerindeki tutsaklar 27 Kasım dediğin gibi bir açlık grevi eylemine başladılar. Ve bu açlık grevlerinin hemen arkasında da aileleri olarak da bir adalet nöbeti başlandı. Yaklaşık 4,5 aya yakın, hemen hemen 5 ay diyebiliriz, bu eylemler sürdü. 4 Nisan'da bu açlık grevlerini sonlandırmasını söylediler ve sonlandırdılar. Bizler de 4 Nisan'dan hemen sonra, hemen birkaç gün sonra da bu nöbetlerin bitmesini açıklamasını yapmak istedik ama maalesef karşımızdaki bu sistem, bu kirli bir anlayış maalesef bırakmadı, izin vermedi. Ama Kürdistan ve diğer bölgelerimizde bu açıklamalar yapıldı. Nöbetlerin bitimine dair bu açıklamalar yapıldı. Evet, yeni bir sürece geçtik. Yeni bir eyleme geçtik. O eylemler de şu an itibariyle açlık grevini bitiren tutsakların uygulanan tecridi kendi üzerlerine de gösterip bu şekilde cevap olmak veya cevap vermek gibi bir mesaj ilettiler. Bizler de ailelerle görüştüğümüz, ailelerin önerilerini aldığımız bir eylem programı geliştirdik. Bunun hazırlığı var. Birkaç gün içerisinde bu kamuoyuyla, basınla, basın yoluyla paylaşılacak. İçerik olarak çok farklı farklı eylemler var. Ama bize tam bir net böyle bir şey gelmeden bunu açıklama gibi bir şansımız yok maalesef. Net bir bilgi geldiği zaman hem gününü, hem programı, hem planlamayı, hem de neler yapmamız gerektiğini biz sizler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşacağız bunu. 4,5 aya yakın bir adalet nöbeti devam etti. Biz Marmara bölgesi olarak, Matuaydar Marmara bölgesi olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu nöbetleri başlattık. Her 15 günde bir herhangi bir ilçemizde, herhangi bir ilçede bu oturma eylemlerini, nöbet neticede ilçede yapılan annelerin ve tutuklu ailelerin öncülüğünde olan bir nöbet eylemiydi. Biz iç kamuoyumuza duyurduk. Yani bunu İstanbul genelinde diyebilirim, Türkiye genelinde diyebilirim, biz iç kamuoyumuza duyurduk. Yeter mi? Elbette yeterli değil. Çünkü Kürt halk önderi üzerinde uygulanan hala bir iletişimsizlik hali mevcut ve hala bir haber alınamama hali mevcut. Dolayısıyla buna cevap verilmediği için nöbetlerin daha çok yaygınlaşması gerekiyor. Farklı bir şekilde oturma eylemi olur, farklı bir şekilde bir eylem olur. Yani içeriğini tam yöntemler çok. Yeter ki o yöntemleri doğru kullanalım. Yaklaşık 40 yıldır, 50 yıldır süren bir mücadele var değil mi? Bir gelenek var. Bu gelenek 40 yıldır, 50 yıldır kırılmamış. Bundan sonra kırılabilir mi? Mümkün değil. Kırılmaz. Çünkü bu irade var. Yani dışarıda tutsak yakınları ve bu özgürlük mücadelesi veren, bu demokrasi mücadelesi veren herkesin yapamayacağını açıkçası cezaevlerindeki arkadaşlar yaptı. Yani bir tek ellerinde kalan bir bedenleriydi ve o bedenleriyle cevap vermek istediler. Başarılı oldular mı? Kısmen oldular neticede. Çünkü öyle bir kirli bir anlayışla karşı karşıyayız ki yani iktidar hiçbir şekilde istemiyor ki yani bu mücadelenin, bu onurlu mücadelenin hiçbir kesime de ulaşmasını istemiyor. Çünkü kendi pislikleri, kendi kirlilikleri ortaya çıkacağından dolayı. Şimdi geçmişe bakmadan şöyle en yakın tarihimiz olan daha yeni geçen günkü olaya bir bakmakta fayda var aslında bakarsanız. Yani bu mücadeleden hiçbir şekilde geri adım atmayan neticede bir halk var. Van bir bunun örneği. Artı Siirt de yine aynı o şekilde. Şırnak desek yine öyle. Yani neticede bu halk hiçbir şekilde mücadelesinden vazgeçmeyen bir halk. Ne olursa olsun, gazları olsun, jokları olsun, işkenceleri olsun, her adını ne koyarsanız koyun bir mücadele karşı karşıya. Yani bu halk kesinlikle geri adım atmamış, atmıyordu.